bugün lezzetli 3 tarif yapacağız. Kimyon geliyor. Yönetmenim çok sevmiyor ama. Şöyle oturduğunuz yerden hafifçe doğrulun. Evet, bütün dikkatiniz bende olsun çünkü lezzetli güzel bir salata yapacağız. Şimdi pasta yapıyoruz. Bugün lezzetli 3 tarif yapacağız. Tabii bir tanesi tarif değil, bir tanesi pastanın kendisi olacak. Bunlardan işte pastanın kendisini nasıl yapacağımızı söyleyeyim. Daha önceden size pandispanya ve krema tarifleri vermiştik. Yine bunlara sosyal medyamızdan ulaşabilirsiniz. TRT1'in web sitesinden ulaşabilirsiniz. Burada o tariflerimiz yazılı bir şekilde duruyor. O tariflerden bir tanesini alıyorsunuz, kekinizi ve kremanızı hazırlıyorsunuz. Diğer yapacağınız şekillendirmeyi ise bugün burada göreceğiz. Bir tane sandık yapacağız. Evet doğru, sandık artık bu ne sandığı tam bilemiyorum. Çeyiz sandığı olabilir, sonra anı sandığı olabilir, oyuncak sandığı olabilir, para sandığı olabilir gibi gibi. Yani bir sürü sandık var böyle. Korsanlardan hani kaçırdığımız sandık olabilir. Artık neyi masal olarak düşünüyorsanız, hikaye olarak düşünüyorsanız onun sandığını yapacağız. Diğeri ise güzel bir ara öğün. Bu ara öğün derken neyi kastediyorum hemen söyleyeyim. Eğer bir hani okazyon bir davetiniz varsa oralarda ara yine sıcak değil ama soğuk bir meze şeklinde olabilir. Sonra arkadaşlarınızı davet ettiyseniz, komşularınızı davet ettiyseniz onlarla beraber soğuk bir şey içerken yine soğuk bir meze şeklinde servis edebilirsiniz. Nelerimiz var peki malzemelerimizde? Önce onlara bir bakalım isterseniz. Mesela bizim tatlı patatesimiz var. Malzeme listemizi görüyorsunuz değil mi? Burada yan tarafta. Ben hem anlatacağım hem de lütfen oradan siz notlarınızı güzelce alın. Tatlı patatesimiz var. Tatlı patatesi biz çok fazla kullanmıyoruz. Çünkü hani bilmiyoruz nasıl kullanacağımızı, o yüzden kullanmıyoruz. Bunun yanında böyle krem peynir kullanacağız ama krem peynir tam tuzlu bir krem peynir değil. Krem peynirimiz biraz daha hafif, sarı olmayan bir şekliyle olan bir krem peyniri. Sonra semizotu. Eğer isterseniz şeylerden bu özellikle yeşilliklerden hani brokoli olabilir, semizotu olabilir, ıspanak olabilir. Onlardan bir tanesi. Maydanoz, kapya, bir tane soğan kullanacağız. Arkasından yine peynirimizi karıştırmak için bir başka peynir çeşidi daha kullanacağız. O da lor peyniri olacak. Ceviz, sonra kırmızı fasulye çok hani faydalı ve gerçekten nohut ya da fasulyeyi muhakkak bu yıl her türlü şeyde salatada, tatlılarınızda, yemeklerinizde kullanın diyoruz. Ve diğer baharatlarımız var. Liste gitsin mi? Gitsin gitsin. Listeyi yolladık. Eğer takıldığınız bir şey olursa da lütfen bana sosyal medyadan ulaşın. Ben de hani size yazacağım ve her bölümün sonrasında bir gün sonra sosyal medyada bu tarifleri bulabilirsiniz. Onlara ulaşabilirsiniz. Eksik kalındığınız, metodu karıştırdığınız yer olursa da benimle direkt temasa geçip sorabilirsiniz. Peki, şimdi nereden başlıyorum? Öncelikle tatlı patates, yarım tatlı patates. Tatlı patates diyorum ısrarlı bir şekilde. Çünkü tatlı patates düşündüğümüz patatesten biraz daha farklı. Rengi böyle bal kabağına benzeyen bir renk. Bunu mutfak robotunun içerisine atacağım. Küçük küçük parçalara böleceğiz. Hatta şöyle mutfak robotumuzu da alalım. Direkt çıkartıyoruz. Bu tatlı patatesimizi kapya ile birlikte, soğanla, hepsiyle evet şöyle bölelim. Soteleyeceğiz, kavuracağız yani. Ve gerçekten tatlı patatesin tadını, farklılığını bu tarifte göreceksiniz. Farklı bir şey olacak. Öncelikle atıyorum. Kolay pişmesi için küçük parçalara ayıracağım. Benim size tavsiyem eğer yeni bir sebze veya meyve ile karşılaşıyorsanız pişirmeden önce tadına bakın. Şöyle yapıyorsunuz. Ben bunu hop gerçekten çok güzel. Aslında belki de çiğ olarak bile tüketebilirim. Çok küçük parçalar olduğunda
çok az sotelediğinde tadı çok güzel çünkü. Ve güzel bir sosla aslında bunu başka bir hale sokabilirim diyebiliyorsunuz. Böyle bir avantaj getiriyor size. Mesela biz ıspanağı çok fazla salatalarda kullanmıyoruz değil mi? Kullanıyor musunuz? Yani kullanan sayısı çok az. Ama tadına baksanız pişmemiş çiğ ıspanak çok keyifli oluyor. Hele güzel bir sosla. Küçük parçalar haline getiriyorum tatlı patatesimi. Sonra da kavurmaya başlayacağım. Evet, bu kadar yeterli. Tatlı patates hazır. Peki başka neyimiz olacak yanında? Soğan. Soğanımızı da aynı şekilde. Yarım soğan diyorum. Bir bütün demiyorum. Yarım soğan tatlı patatesimin tadını kaçırmayacak. Onu da şöyle ince ince doğrayalım. Arkasından kapya, kırmızı biber, dolmalık biber de olur. O da çok keyif verir bu tarifte. Bunların hepsini bir araya koyacağız. İsterseniz sarımsak, bir diş, daha fazla değil. Ben ilk bu tarifi yaptığımda sarımsağı koymamıştım. Ama şimdi koyuyorum. Bir diş küçük sarımsak. Bu da tamam. Bunu da iyice alalım. Soğan gerçekten sertmiş. Bir tane sarımsak. Minicik. Küçücük. Onu da koyuyorum. Şimdi sarımsağımızı ince ince küçük küçük parçalara ayıralım. Ve devam ediyoruz. Bugün tıp bayramı. O yüzden tıp camiasındaki bütün arkadaşlarımızı, bütün büyüklerimizi, herkesi kutluyoruz. Biliyor musunuz tıp böyle amblemi üzerinde bir tane yılan, bir tane de tas vardır. Onun nereden geldiğiyle ilgili çok güzel bir şekilde bugün sabah Kamuran teyzemle konuşuyorduk. Size onu anlatmak istiyorum. Şimdi şunları da atalım. Rivayete göre Lokman Hekim'in dükkanına giren, böyle şifa arayan herkes, işte dükkana girdiğinde ona şifa verecek olan şişenin sallandığı söylenir. Ses çıkardığı söylenir ve Lokman Hekim de o şifa verecek olan şişedeki ilacı hastaya verir. Bir gün bir adam içeriye girer ama hiçbir şişe sallanmaz. Hiçbir şişeden ses gelmez. Bunun üzerine Lokman Hekim de o adama der ki, yani senin rahatsızlığının bir hani rahatlatacak herhangi bir ilaç, bir şey yok, bir şifa yok bende der. Yani aslında bir nevi öleceğini söylemesi gibi bir şey. Çok üzülür ve evine dönüp her şeyini işte elden çıkarır, eşyalarını toparlar, kendini dağlara vurur. Bir gün işte avlanarak hani hayatını yaşamaya başlar. İşte nasıl diyeyim, hani dereden su içer, hani yolda karşılaştığı bir köyden sütünü alır falan filan. Böyle hani hem gezer hem dağlarda oyalanır hem de orada yaşamaya başlar. Ama gün be gün hastalığı kötü olur. Hastalığı ilerlemeye başlar. Bu arada kapya doğruyorum, bir şey yapmıyorum. Yani bir şey kaçırmıyorsunuz. Hemen şöyle koyayım. Hastalığı ilerleyince bir gün yine bir dağ evinin kenarından geçerken evin sahibinin kadın, eşi işte, yani kadın sahibesi ala ineğini sağar ve onu böyle bir kase gibi bir şeye koyar, sütü. Oradan geçen yılan da, yılanların süt sevdiği çok bilinir, sütü içer ama yılan bütün zehirini o süte kusar. Bizim adam geçerken sütü görür, sütün rengi de değişmiştir ama ağrıları o kadar çok artmıştır ki artık yılanın da hani o sütün
hani süte kustuğunu da bildiği için kesinlikle hani içip kurtulmak ister. Hakikaten o rengi değişmiş sütü içer ama o noktada bütün sindirim sistemi bozulur, işte çıkarır, hani tamamen kendi tuvaletini tutamaz falan, yani korkunç bir an yaşar. Yalnız o noktadan sonra her geçen gün iyileşmeye başlar. Ve gerçekten adam sonunda sağlığına kavuşur. Bunun üzerine doğru Lokman Hekim'in dükkanına gider. Der ki, içeri girer. Sen bana öleceğimi söyledin, benim hayatta hiçbir ilacımın olmadığını söyledin. Ama bak ne oldu, ben iyileştim. Lokman Hekim de der ki, senin ilacının ne olduğunu biliyordum zaten. Ama ben nereden bileyim bir hanımın ala ineğin sütünü sağacağını ve yılanın da o sütü içip o süte bütün zehirini akıtacağını, ben o kısmı zaten bulabilsem, yapabilsem sana vereceğim. Ama yapamayacağım için, çok zor bir şey olduğu için sana hani derdine çare bulamadım der. O gün bugündür rivayete göre işte tas, özellikle hani bu sütün bulunduğu tas ve yılan tıbbın simgesi haline gelmiş oluyor. Rivayet o kadar güzel ki ta günümüze kadar gelmiş. Doğruluğu kabul ediliyor yani. Şimdi ne yapıyoruz? Evet, mutfak robotumuzun içerisindeki tatlı patatesimizi, soğanımızı, kapyamızı, ekran başına gelen yeni izleyicilerim için söylüyorum. Hepsini kavurmaya başlayacağız, soteleyeceğiz. Arkasından yavaş yavaş işte semizotumuzu atacağız. Şimdi maydanozlarımızı güzelce ince ince doğrayacağız. Böyle lezzetli farklı bir şey yapacağız. Soteledikten sonra hemen semizotlarınızı alıyorsunuz. Onların da sap kısımlarını kesiyorsunuz. Geri kalan kısımları büyük büyük keserek şöyle onları da atıyoruz. Şöyle iyice serpiştirelim. En son baharat kısmına geliyor sıra. En son baharatlarımızı atacağız. Ama bundan önce daha kırmızı fasulyemiz falan var. Bu yaptığımız karışımın tadı böyle hafif tatlı ve hafif böyle ağzınızı buruşturan bir yapısı var. Hani ekşilik yok derken ki kısım o. Peki tatlı patates değil de normal patates de olur mu? Evet olur. Ama orada size söyleyeceğim şey, bir tatlı kaşığı içerisine şeker koyarsanız lezzeti daha da güzel olabilir. Şimdi semizotumuzu da koyduk. Arkasından bunun üzerine fasulyelerimiz geliyor. Kırmızı fasulyelerimizi de ekleyelim. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar kırmızı fasulye yeterli olacak. Kırmızı fasulyeniz mi yok? Hiç dert değil. Normal fasulye koyun. O da mı yok? Hiç dert değil. Nohut ekleyin. Ama muhakkak bir bakliyat ekleyin. Yeşil mercimek de olur. Evet, şu haliyle ben genelde buna ne yapıyorum biliyor musunuz? Hiç başka bir şey yapmıyorum. Ortalarını açıyorum. Birer yumurta kırıyorum. Ve işte size pazar gününe lezzetli, güzel bir yumurta. Gerçekten çok güzel olur, süper olur. Tabii daha baharatlarını koyacağız. Evet, ekliyoruz. Tuz. Tuzumuz var. Tuzumuzu şöyle ekleyelim. Tamam. Arkasından kimyon. Kimyon geliyor bu tarife. Çok da şık oluyor. Sonra kırmızı biber. Kırmızı biberde de farklı farklı kırmızı biberler var. Sizi burnunuzdan tüttürenler var, kulaktan tüttürenler var. Gerçekten yiyorsunuz böyle direkt genzinizden fışkırtan biberler var. Hani düşünsenize yiyorsunuz küçük biber, ondan sonra buradan nasıl burnunuzdan her taraftan sıcaklıklar çıkıyor. Evet, bu ise tatlı. Tatlı olan kırmızı pul biber değil, toz biber. Arkasından karabiber tabii ekliyoruz. Toz, karabiber normal bildiğiniz. Farklı olarak ne dedik? Tatlı toz biber ve
kimyon. Yine şöyle bir karıştırıyoruz. İşte şu anda hazır ve bunu soğumaya bırakacağım. Bir miktar soğumasını istiyorum. Bunun için de tezgahım mermer olduğu için hemen tezgahıma koyacağım. Bu aşamadan sonra ne yapıyoruz? İnce ince maydanozlarımızı doğrayalım. Şunları alıyorum. Arkasından cevizimiz var. Ceviz, haşhaş. Hepsini bir kenarda toparlıyorum şunları. Bunu lor peyniri ve krem peynirle beraber karıştıracağım. Ama biraz soğuduktan sonra. Arkasından maydanozu ve cevizi, cevizi böyle ince ince kıracağım. Ona bulayacağız. Haşhaşla da süsleyeceğiz. Ve bunun üzerine süreceğiz. Yani sebzeli, peynirli kanepemizi hazırlamış olacağız. Çok keyifli. Ara öğün olarak bile yiyebilirsiniz. Hatta bu tarz ekmekler işte sizi tok tutuyor. Yine marketlerden bulabilirsiniz. Maydanozunuzu ince ince kesiyorsunuz. Sapları dahil. Ben saplarını her şekliyle bu maydanozun kullanıyorum. Seviyorum. Çünkü hani tüketilebilir. Çok ince kestiğiniz zaman hiçbir sıkıntısı yok. Evet, şimdi sıra bunu bitirdikten sonra güzel bir yeşil salataya geliyor. Bugün çok sağlıklı besleniyoruz. Yağlı, şerbetli tatlılar yok bugün. Bu yeşil salatayı da portakal kabuklarında aslında servis yapacağız. Çok hoşunuza gidecek. Ama daha bitmedi ha. Beni de seyretmeye devam edin. Bugün pastanede diyet günü. Yine hafif ve lezzetli bir tarif geliyor. Taratorlu yeşil salata geliyor. Sakın kaçırmayın. Şimdi ne yapıyoruz? Evet, birazcık tempoyu arttıralım lütfen. Şöyle oturduğunuz yerden hafifçe doğrulun. Evet, bütün dikkatiniz bende olsun çünkü lezzetli güzel bir salata yapacağız. Evet, bugün pastanede diyet günü mü ne? Ya işte devamlı yediğimiz için bugün biraz daha böyle salatalara, işte kanepelere, onlara yer verelim istedik. Şimdi malzemelerimizde sayayım mı malzemelerimiz? Ekranda görüyorsunuz çıktı böyle. Bir tane portakal. Portakalın içerisini kaşıkla veya yemek kaşığı da olur, tatlı kaşığı da olur çıkartıyorsunuz böyle. İçini ne yapıyorsunuz? Tabii ki içini ben kullanacaktım ama biz çıkardığımız zaman arkadaşlar onu o anda yedi. Yediği için kullanamayacağım. Ne yapıyorsunuz? Portakal diyorum dedi. Tamam, çok güzel. O zaman içini eğer biri yemezse muhakkak salatanın içine kullanabilirsiniz. Ama bizimkiler yediği için yapabileceğim bir şey yok. Kullanamayacağım yani. Sonra cevizimiz var. Tuz, karabiber zaten belli. Limon hazırda sıkılmış. Bugün çok şanslıyım. Sonra bir çay bardağı suyumuz ve bir iki parça da böyle olabileceği kadar ekmeğimiz var. Yani biraz tarator sos yapacağız onun için bunlar. Arkasından semizotu. Bugün semizotuna takmış durumdayım. Semizotlu hep bir şeyler yapıyorum. Semizotu, kuzu kulağı, işte dereotu ve maydanozla beraber sarımsak kullanacağız. Şimdi artık bu listeyi yok edelim mi? Yok edelim. Çünkü neredeyse listenin arkasına geçeceğim yani o sarımsaklarla falan. Hadi liste gitsin. Evet,
güzel bol yeşillikli bir salata yapıyoruz. Üzerine de sos yapacağız. Peki. Boş. Vallahi içi gitti yani. İçi güzel olur diye. Yendi ama maalesef yapabileceğim bir şey yok. Öncelikle bir kase alıyorsunuz ve ekmek içlerini şöyle kenara koyalım. Ekmek içlerini ıslattığınız ekmek içi. Bunlar biraz ıslak. Eğer baktınız çatalla ezemiyorsanız mutfak robotu. Mutfak robotuna da çok rahat koyabilirsiniz. Baktınız o da olmuyor. Biraz daha ıslatın. O zaman ezilirler. Bunları eziyoruz. İçine ne koyacağız? Sarımsak, bu cevizlerimiz, limon, tuz, karabiber. Böyle bir harman yapacağız. Öncelikle benim küçük bir mutfak robotuna ihtiyacım var. Evet, o da şurada. Onu buldum. Cevizlerimi biraz daha küçük hale getirmem lazım. Bunu küçük hale getirmişim ama o anda muhtemelen sıkılmışım. O yüzden erken elimi çekmişim robottan. O yüzden biraz büyük. Bir miktar daha küçültmem gerekiyor. Un ufak hale getirmem gerekiyor. Ve bahsedeceğimiz konulardan. Yine bir konu geliyor. Kandırıldığınızı, aldatıldığınızı düşündüğünüzde, yani daha doğrusu bu durumla karşılaştığınızda ve bu durumu yakaladığınızda ne yapmalısınız? Bugünkü sorumuz bu. Ne yapacağımı bilsem zaten söylemem diyeceksin değil mi? Evet, ne yapmalısınız? Burası çok önemli. Bir insan ne zaman kandırılabilir? İşte iş arkadaşınızdan kandırılabilirsiniz. Kardeşiniz kandırabilir. Sevdiğiniz insan sizi kandırabilir. Arkasından işte çocuğunuz. Yani değer verdiğiniz, hayatta değer verdiğiniz insanlar tarafından kandırıldığınızda, aldatıldığınızda ve onları o anda da yakaladığınızda ne yapmalısınız? Uzmanların, bize bazı öğütleri var ama uzmanların uğraştığı konuya bak. Çok değişik. Bize yol gösterici bazı püf noktaları söylemişler. Ben de bunu sizinle paylaşmak istedim. Öncelikle siz eğer hani böyle spesifik olarak şunu yapmalıyız dediğiniz bir durum varsa lütfen bana sosyal medyadan ulaşın. İlk kandırıldığınızda ne yapıyorsunuz? Bu da güzel bir şey değil mi? Lütfen siz de söyleyin. İlk kandırıldığınızda ne yapıyorsunuz? Benim standart bir lafım var mesela. Kandırıldığımda. Aynen şöyle diyorum. Vay be! Bu benim tipik. Eğer bu benim ağzımdan çıkıyorsa vay be. Başka da hiçbir şey çıkmıyor yalnız. Vay be deyip duruyorum böyle. Hani mesela bir şey yapıyorum işte pasta yapıyorum. Mutfakta yemek yapıyorum. Zaten 7-24 mutfaktayım. Abire bir şey yapıyorum işte. Ve ara ara durup vay be diyorum. İnanılmaz rahatlatıcı bir şey. Onu da söyleyeyim. Bu arada ne yapıyorum? Hemen ekran başına gelen yeni izleyicilerimiz için söylüyoruz. Yeşillikli güzel bir salata yapıyoruz. Salatayı içleri bizim arkadaşlar tarafından yenmiş olan portakallara koyacağız. Ve onun üzerine de çok güzel bir sos var. Nasıl? Mesaj gidiyor ama değil mi? Yediler. Evet. Üstüne sosumuzu da ekmek. Biraz daha ıslatacağım bu ekmeğimi. Suyumu buluyorum. Arıyorum ve buldum. Tamam. Bazen burası çok karışık oluyor. O yüzden bulamayabiliyorum. Birazcık daha su koyalım bunun içine. Şöyle çok az. Böyle püremsi haline gelsin. Evet, şimdi sorumuza geliyoruz. Kandırıldığınızda ilk ne yapmalısınız? Uzmanlar diyor ki, bizler insanız, öncelikle bebek gibi ağlayın. Ya yatağınıza yatın ağlayın, ya çalıştığınız masaya kapanın ağlayın ama en azından ağlayın. Ne olursa olsun bebek gibi ağlayın diyor uzmanlar. Tamam, burası çok güzel. Arkasından çok sessiz olun diyor uzmanlar. Çok sessiz. Hiçbir şekilde işte konuşmayın. Çünkü zaten derin acılar olduğu zaman konuşulmaması gerek. Neden? Konuştuğunuzda kendiniz böyle çok acı çektiğiniz için karşı tarafı böyle konuşacaksınız. Devamlı onunla ilgili konuşacaksınız, kendi duygularınızla ilgili konuşacaksınız ve sesinizi duyduğunuz zaman daha çok acı çekeceksiniz. Bir de üstüne üstlük ben böyle bir insan değilim ya da bunu bana nasıl yaparlar dediğiniz zaman daha da acı iki katına çıkıyor. O yüzden en güzeli bir süre konuşmamak. Olayı anlatmayın. O kişiyle de
olayın üzerine gitmeyin. Hiç konuşmayın. Uzmanlar böyle söylüyor. Mesela sosyal medyada kesinlikle konuyla ilgili veya onunla ilgili bir şey paylaşmayın. Bu çok önemli. Paylaşmak yok. Sosyal medyada paylaşmak yok, konuşmak yok. Bunlar. Bu arada cevizlerimi daha küçük hale getiriyorum. Sonra detayları öğrenmeye çalışın. İşte ne tür detaylar? Hemen onları da söyleyelim. Mesela bir aldatma varsa olayın işin içinde, ne zaman o başladı, ne kadar sürdü ya da işte nerede tanıştıkları gibi bir şeyler olabilir. Ama daha farklı bir konularsa asla kıyaslama sorularını onlara sormayın. Çünkü kıyaslamada eğer karşı taraf doğru cevap, yani doğru söylerse siz daha çok üzülürsünüz. Mesela daha mı güzel? İşte ya da bu işte daha mı çok kazanç vardı falan gibi. Hani bu tarz şeyler olduğu zaman karşı taraf doğruyu söylerse, bu belki bir iş ortaklığıyla da ilgili olabilir. O zaman daha çok üzülürsünüz. Önemli olan böyle kısa ve sadece sizin kafanızı çok kurcalayacak bulmacanın bazı parçalarını sormak olması gerekiyor. Sonra başka ne yapmalısınız biliyor musunuz? Paylaşmalısınız. Şimdi sustuktan sonra, belli bir süre sustuktan sonra paylaşma safhasına geçiyorsunuz. Bu arada sarımsak ya küçük bir, evet, bir tane, bir diş sarımsak. Bu paylaşma aşamasında kız arkadaşlarınız, bu bizi işte kandıran insanlardı. Kız arkadaşlarınız da ya da İşte erkekseniz erkek arkadaş, dostlarınız, akrabalarınız, aileniz, artık size yakın olan kim varsa onlarla paylaşırken unutmayın ki onlar sizin tarafınızda ve karşı taraf için birer hani karşı taraf için toleransı olmayacaktır. Toleransı olmayan insanlardır. Sizin tarafınızda olan insanlar. O yüzden sizi daha çok hani körükleyebilirler. Bu önemli. Paylaşırken dikkatli olun. Tabii ki tutup hani güvenmediğiniz bir insanla zaten paylaşmazsınız. Ama en güzel paylaşım sizi körüklemeyecek insanlarla olmalı. Çünkü sizi seven insanlar, siz üzüldüğünüz zaman o karşı tarafa daha çok sinirleniyorlar. Mesela kayınvalideyle diyelim ki bir tartışma yaptınız. Tamam, kayınvalide size bir konuda bir yanlış yaptı, yalan söyledi, bir şey oldu, kandırdı sizi falan. Annenize anlatıyorsunuz. Şimdi annenize anlattıktan sonra, şimdi anneniz sizi sevdiği için doğal olarak o kayınvalideye karşı bir düşman tavır takınıyor değil mi? Bu tehlikeli oluyor ve körüklüyor sizi. Nasıl olur, benim kızıma nasıl yapar falan filan. Bunlar tehlikeli şeyler. O yüzden en güzeli paylaşacağınız kişinin o kişiyle bir ilişkisinin olmaması en doğrusu diyor uzmanlar. Bunlar da profesyonel anlamda psikolog olabileceği gibi hani o kişiye bir tık daha uzak olabilen, sizin güvendiğiniz, hayat tecrübesine güvendiğiniz aile büyükleri de olabilir. Bu da önemli. Çünkü bazı yerlerde psikolog bulamazsınız yani. Ben ya da gitmek de istemeyebilirsiniz. O zaman gerçekten hayat tecrübesine güvendiğiniz aile büyükleri de bu konuda size destek olabilir. Şimdi biraz karabiber ekledim. Sonra tuzumu da ekliyorum. Sosumu yapıyorum. Tamam. Arkasından limon. Devam ediyoruz. Karıştıralım. Güzel oldu. Birazcık daha, hatta yani robottan geçirsem belki daha da iyi olacak. Şu ekmek parçalarını tamamen yok edeceğim. Evet. Sonra başka ne diyor uzmanlar? Uzmanlar diyor ki dedektiflik oynamayın diyor. İşte onun cep telefonunu karıştırmayın ya da e-maillerine bakmayın. Onun nereye gittiğini, ne yaptığını, sosyal medyadan onu izlemeyin diyor uzmanlar. Bunu uzmanlar söylüyor. Dedektiflik yapmayın, bu sizi yorar. Enerjinizi başka şeylere harcayın. Yani enerjinizi kendinize bakmak için zaman harcayın. Kendinize bakın. Daha çok hani spor yapmaya çalışın. Beslenmenize çok dikkat edin. C vitaminince yüksek beslenin. Arkasından ne diyor uzmanlar? Film seyredin diyorlar. Film seyretmek, gerçekten bütün konsantrasyonunuzu filme veriyorsunuz, hikayesine veriyorsunuz. Ama film bittikten sonra
gene aynı modunuza dönme olasılığınız %80. O yüzden ne yapıyorsunuz? Her film sizin için bir başlangıç oluyor. Kafanızı dağıtıyorsunuz, kendinizi hikayeye odaklıyorsunuz ama ondan sonra film bitince diyorsunuz ki işte şimdi şu saatten itibaren yine düşünmeyeceğim. Bunu bir alışkanlık haline getirdiğinizde yavaş yavaş zaten kalbinizin acısı azalmaya başlıyor diyor uzmanlar. Peki, bol dereotu, hatta bir demet dereotunu alıyorum. Bunu böyle küçük küçük doğramayacağım. Ne yapacağım biliyor musunuz? Daha da işin kolayına gideceğim. Mutfak robotuna koyacağım şimdi hepsini. Maydanoz, dereotu. Evet, şunları alalım. Arkasından saplarıyla beraber kuzu kulağı ve semizotunu. Evet, şimdi bunları hepsini mutfak robotunun içerisine koyalım. Sonra devam ediyoruz. Bir de şuradan alacağım, şunları alalım. Uzmanlar affedin diyor. Sonunda da affedin diyorlar. İşte konuşmadığımız için hani o ilk böyle sinirli olduğumuz taraf var ya, kandırıldığımızı anladığımız ve onu yakaladığımız an o kişiye karşı. Konuşmadığınız zaman daha kolay affediyorsunuz. O böyle bütün öfke olan enerjiniz pozitife dönmeye başlıyor. Bu da sizin hayatınız için çok büyük bir artı oluyor. O yüzden diyor ki uzmanlar, belli bir süre geçince yavaş yavaş onu affedin. Siz de bunu bu şekilde yaparsanız kalbinizin acısı daha azalır diyor uzmanlar. Şimdi ne yaptık? Ekran başına yeni gelen izleyicilerimiz için söylüyorum. Güzel bir yeşil salata yapıyoruz. Yeşil salatamız için dereotu, bir demet dereotunu koydum. C vitamini inanılmaz. Maydanoz yine bir demetini koydum. Sonra biraz semizotu ekledim ama yine buradayken ekleyeceğim tamamını. Parçalamayacağım. Sonra kuzu kulağım var, daha onu henüz eklemedim. Bu arada sos yaptık. Sosumuz, yani yaptığımız yeşil salatamız taratorlu yeşil salata adı. Sosumuzun içerisinde ekmek var. Ekmeği ıslatmıştık limon ve suyla. Sarımsak ekledik. Tuz, karabiberini koyduk. Başka ceviz ekledik. Çok güzel bir şekilde böyle çektik cevizimizi. Onu ekledik ve sosumuzu hazırladık. Şimdi zeytinyağı da koyacağım o sosa. Evet. Şöyle yeşilliklerimi çektim. İsterseniz bıçak da kullanabilirsiniz. Burada da bıçakla yapılmış olanı vardı. Evet. Tamam. Güzel. Şimdi aslında hepsini bir araya koyalım. Arkasından zeytinyağı ekleyeceğiz şimdi. Biraz kuzu kulağı. Onu şöyle alıyorum. İnce ince kesiyorum. Onu mutfak robotuna koymak istemedim. Kuzu kulağının tadı gelsin diye, biraz daha fazla gelsin diye. Böyle elinizle kopararak da yapabilirsiniz ama ben bu şeklini daha tercih ediyorum. Tamam, bunları da koyduk. Zeytinyağı ekliyorsunuz. Tuz, karabiber yine bir parça ekleyebilirsiniz, çok değil. Bir buraya, bir de sosumun içerisine. Tamam. Sosumda neler vardı tekrar söylüyorum. Ceviz, sarımsak, ekmek, limon ve su. Limon ve suyumu hani ekmeğimi ıslatmak için, iyice sulu hale getirmek için yaptım. Sosum neredeyse hazır. Tuzumu, karabiberimi ben genelde bunun içerisine koyuyorum. Yani sosun içerisine koyuyorum. O zaman salataya daha güzel yayılıyor. Burada isterseniz yine bir miktar daha tuz ekleyebilirsiniz ama ben tavsiye etmiyorum. Çünkü tuz yeşilliklere direkt temas ettiği zaman yeşilliğin içerisindeki bütün suyu alıyor ve yeşilliğin canlılığını kaybetmesini sağlıyor. O yüzden tuzun, bu tür baharatların salata soslarında olması anlamlı. Yani metot çok önemli. Sosu yaparken bile. Evet, şimdi
yavaş yavaş şundan kurtulalım. Ekliyoruz sosumuzu. Ve arkasından portakallarımızın içerisine koyup servis edeceğiz. Bundan sonra da sıra neye geliyor? Sandıktan pasta yapmaya geliyor. Bu sefer farklı bir şey yapacağız. Birazdan Pandispanya'dan, şeker hamurundan sihirli bir sandık yapacağız. İçini de parayla dolduracağız. Sakın bizden ayrılmayın, paraları paylaşalım. Şimdi pasta yapıyoruz. Bu şöyle bir şey. Tabii gönül ister ki böyle kocaman kocaman pastaları yapalım burada. Beraber sonra siz de evde yapın. Ya o kadar kolay değil işte. Büyük pasta yapıyorsunuz ama bunu evde yapmak hakikaten zor. Çünkü her tarafı şeker hamuru oluyor, işte çikolata oluyor, pastanın pandispanyası duruyor koltukta falan. Özellikle evde yaptığınız zaman çok zor oluyor. Şimdi büyük tepsilerde pandispanyanızı hazırlıyorsunuz. Arkasından özellikle sandık, işte bu dediğim gibi çeyiz sandığı olur ya da korsan sandığı olur, içi para dolu sandık olur, artık neyse, sandık yapacaksanız 3 tane pandispanyadan biraz daha fazla kalın, hatta bunu dörtlü veya beşli olarak üst üste yapabilirsiniz. Bu sefer sadece anlatacağım. Çünkü hani oturup yapmaya kalksak sonsuza dek sürebilir bu pasta. Şimdi ne yapıyoruz? Pandispanyalarımızı kesiyoruz, şurupluyoruz. Az şurup, çünkü genelde üst üste olan pastalarda eğilme ya da kayma olacağı için, özellikle böyle yüksek pasta yapıyorsanız meyveli tercih etmeyin, çikolatalı tercih edin. Ona göre üst şurupluyorsunuz, çikolatalı kremanızı koyup ikinci kek parçasını koyuyorsunuz. Yine şurupluyorsunuz, kremayı koyup üçüncü kek parçası diye bu şekilde katlarınızı çıkıyorsunuz. Yani alt katını üst üste normal bildiğimiz dikdörtgen şeklinde ya da kare şeklinde de diyebiliriz. Kare şeklinde sandığınızın şekline göre pastanızın keklerini kuruyorsunuz. Sonra üst kısmına gelirsek. Aslında üst kısmına baktığınızda şu kısmı yine alt kısmıyla aynı büyüklükte bir kare pasta. Sonra üzerine doğru iki tane daha kek parçası geliyor. Ama gelen kek parçalarını bıçağınızın kenarıyla ovalleştiriyorsunuz. Yani öncelikle keki bir düzene koyup ovalleştirip ondan sonra üç parçaya böldüğünüzde çok rahat bu yarım D şeklini elde edebilirsiniz. Bizim için sır sadece önce kekin şekillenmesi, ondan sonra pastanın aralarının, katlarının kremayla doldurulması anlamına geliyor. Biz ne yaptık? Pastamızı önceden yaptığımız için daha rahat bir şekilde burada pastamızı sunar hale getirdik. Pastamızın arasında çubuklar var. Çünkü pastayı yarım tutması için, hatta şuradan görebilirsiniz çubukları. Çubukları muhakkak söyleyin çubuk olduğunu, pastanın yarım açık kalması için. Bu da tabii alt kısmı keke de geldiği için tam alt kısmına ince bir karton geçiyoruz. İnce bir kartonla bu dengeyi sağlıyorsunuz. Pastanın bu kısmını şanti veya ganajla yapıştırıyorsunuz. Altta beyaz olarak görebileceğiniz şey pastanın karton kısmı. Kartonlara da direkt icing ile yapıştırdığınız çubuklar geliyor. Çubuklar pastanın dibine kadar iner. Ama üst kısmının ise yarısına kadar gelir. Standart pastalarda öyle oluyor. Yine üst kısmında daha önceden kuruttuğumuz kulbumuz var. Böyle tutuyorsunuz. Sandığı direkt taşıyorsunuz, böyle bir kulp. Arkasından bunun için mesela birkaç tane malzeme göstermek istiyorum size. Diyelim ki şuradan rahat görebiliyor musunuz?
Bazı pastacılık malzemelerin satılan yerlerde böyle dikiş tarzı hani materyaller vardır. Bunlar ne işe yarar? Hemen söyleyelim. İsterseniz şu şekilde dikişler atarlar. Bu işlemi görür. Siz aslında dikiş yapmak istediğinizde, dikiş izi yapmak istediğinizde bu malzemeleri kullanabilirsiniz. Bir tane daha yapayım dikiş izi, bir tane daha yapayım. Belki bu bir fermuar bile olabilir siz eğer işlem görecekseniz. Bir de bu şekilde cımbızlar vardır. Yine pastacılık malzemeleri satılan yerlerde bulabilirsiniz. Bunlar da aynı şekilde dikiş izi yapmak için kullanılır. Mesela diyelim ki bizim kulbumuzun şu üst kısmında dikiş izi olsun. O zaman ben bunu şu şekliyle kullanabilirim. Böylece dikiş izimi yapabiliyorum. Ama dikkat edin, dikiş izlerini çok yapmayın çünkü kulbu taşırken elinizi acıtabilir. Bir hayal gücü yani. Onu gerçekten kaldırıp taşıyacağım. Tabii içinde para varsa ben kesin taşırım, o da ayrı mesele. Paralara gelince, şimdi sıra paralarda. 2-3 tane değişik para var. Bir böyle dolarlar var, bunları yine şeker hamuruna baskı olarak yapıyorsunuz. O tarz printerlar var, şeker hamuruna direkt baskı yapıyor. Bu paralar yeniyor. Sizin için yiyeyim, hatta şu arka kısmından yiyeyim. Şöyle koparıyorum, gördünüz mü nasıl kopuyor? Direkt. Ben koyayım, şeker. Yani sert şeker, o yüzden çok rahat. Arkasından biz altın para yapıyoruz. Altın parayı da yine şeker hamurlarını. Böyle simler bulabilirsiniz. Pastacılık malzemeleri satılan yerden. Bir şeker hamurunu alalım. Gösteriyorum şimdi. Simlediğinizde ne kadar mat duruyor değil mi şu anda? Sarıyla simlediğimde aslında istediğim o etkiyi alabiliyorum. O zaman o başlıyor. Altın böyle küçük küçük şeyler yapmaya. Bunların tamamını simleyebilirsiniz. Böylece altından paraları da yapıyorsunuz. Ama simle çalışırken çok temiz olmanız lazım. Bu simin buralara gelmemesi lazım. Bu altından paraları çok seviyorum. O kadar tatlı ki. Yiyorsunuz, o tadı alıyorsunuz. İnanın bana. Şimdi simle bütün işimi bitireyim. Arkasından inci yapacağım. Çünkü ben dedim ki benim bu sandıkta inciler olsun. Evet. Anneannemden olan inciler olsun. Nasıl? Sonra asıl şey bir tane de harita yapayım. Bu sandığın bulunduğu yer neresi olsun? Hikayeme göre sandığımın bulunduğu yer işte Piri Reis haritası olsun. Bir fermanın içinde olsun bu. Ben onu göreyim. Sonra onun içinde yine şeker hamuruna basılı böyle Piri Reis haritası. Bunu internetten buluyorsunuz. Sonra şeker hamuruna bastırtıyorsunuz. Şey hazır. Fermanı da ne yaptık? Gri bir şeker hamurunu açtım. Arkasından şu kenarlarını şöyle. Şimdi bu kısmını gümüş gibi yapayım bence. Onun içinde yine farklı bir sim var. Onu kullanalım. Bunda da direkt aydınlık olarak gümüş sim kullanalım. Bu fermanı açıyorsunuz. İçerisinden sizin Piri Reis haritanız çıkıyor. Haritamızı yapıştıralım. Nasıl yapıştıracağız? Şeker hamurunu açarken hop böyle bir jelatin gibi bir şey çıkar. Bu şeker hamuru kağıdı. Buna suyla, şurada biraz su vardı. Hemen arka kısmına parmağınızla suyu sürüyorsunuz ya da royal icing, o da olabilir. Sürüyorsunuz ve yapıştırıyorsunuz. Diyorsunuz ki bizim ferman açıldığında işte Piri Reis haritası çıkıyor. Sandık da tam şurada. Şurada bakın, burada. Sandık burada. Bunu da kenara koyalım. Evet. Arkasından devam ediyoruz. Şimdi burada çubuklar gözüküyor ya, ben altınlarımı bu çubuklar gözüksün istemediğim için o çubukları evet, kapatacak şekilde yerleştiriyorum altınlarımı. Aralarına da
icing sürüyorum ki kaymasın. Çünkü pastayı bir yerden başka bir yere, yani olduğunuz yerde yemeyecekseniz taşıyacaksınız. Taşıyacağınız için de diyoruz ki aman dikkat, giderken devrilmesin. Bu yüzden çok sağlam bir şekilde pastanın süslerini üzerine yerleştirmeniz lazım. Şimdi nelerimiz kaldı? İncilerimizi güzelce yine simleyeceğiz, yerleştireceğiz. Sandıklarımızın kenarlarına o demirlerini yapacağız ve sandıklarımızın şöyle her iki tarafına da böyle bir içerisine geçen sanki kemer gibi kilitler yapacağız. Ondan sonra da pastamız yemeğe sunuma hazır. Valla benim para sandığım daha çok para sandığı yaz. Direkt paraya odaklı yani. Para çantası gibi oldu. Evet, sandığınızı istediğiniz kadar büyük yapabilirsiniz. Kocaman. Kocaman bir sandık düşünün. Ne kadar çok kek yapabilirsiniz, pasta kreması yapabilirsiniz, o kadar büyük sandık, o kadar büyük içerisinde altınlar, inciler, paralar olur. Bugünlük de bu kadar. Tatlı tuzlu tarifle yeni rotası pastane, anahtarı bizde, kalbi sizin evde. Hoşçakalın.